Arişan, Erkin, Mevlüt, hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hoş Geçen videomuzda elini boyuna OLED konuşmuştuk. Bu sefer de ondan ikonik modeli olan Transalp konuşmak için bir araya geldik. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Transalp ikon haline gelen hollardan bir tanesi. Tasarımı yine eski Transalp mirasını devam ettiren bir çizgiye sahip. Sade ve fonksiyonel bir anlayış benimsenmiş. Siz tasarımı beğendiniz mi arkadaşlar? Öncelikle tasarım konuşalım. Her kim başlasın? Herkin büyüğümüz olarak. Tabii, ne demek? En yaşlı olarak ben başlayayım. Evet, tasarımı beğendim. Zaten beğendiğim için hemen bir tane satın alma şansım oldu. O yüzden de çok mutluyum. Ee, aldıktan sonra da aksesuarla donattım. İşte yan şantlar aldım. Camını biraz uzattım. Hani tasarımı biraz daha böyle heybetli, biraz daha böyle seyahat endrosuna yaklaştı. O yüzden daha da yakışıklı gözüme geldi. Üç renk olandan aldım. İşte beyaz, kırmızı ağırlıklı olandan. Ve yandan görüntüsü gerçekten çok güzel bence. Kafadan görüntüsü biraz zayıf bir hali var. Özellikle far tasarımı Çoğu kişi gibi benim de çok hoşuma gitmedi. Ama genel hatlarıyla bence zaten gücünden bahsederiz. Tasarım beni mutlu etti. Bilmem arkadaşlar neler ama. Yani sıradan devam ediyoruz. Madem ben devam edeyim. Tasarım zaten şimdi bundan yaklaşık 10 yıl önce falan ben bir yazı yazmıştım. Afrika TV'nin tarihi diye. E, 2015'te bu şey fotoğraflar çıktığında. Transfer hep Afrika'nın hafif Afrika gövdesinde kalacak şekilde bir tasarımla yapılıyordu. Çünkü zaten amacı o, olayı o yani şeyde. E, herkesi hitap edebilecek. Birazdan monis her şeyi yapabilecek bir motosiklet tipi e, şey yapıyorlardı. Dolayısıyla bu tasarımı bir şeyler daha bekliyorduk ama hani böyle gelmesi de beni çok şaşırtmadı üzümede de. Çünkü hep her zaman o fark arada şey vardı Eskide, eski tasarımda da senin şeyin yetmiştir yani bizim yetmiyor yaşımızda. <laughs> Aynen <gülüyor> sen ben söyledim, en yakın arkadaşıma transalp vardı. O zaman motorları hep böyle döndürerek kullanırdık. Transalp asfaltta kullanmaya çok bayılırdım. Güzel bir tasarım vardı ama şimdiki tasarım daha atletik. Bence biraz daha güzel böyle. Renkleri de güzel böyle Oturuş pozisyonu da daha güzel biraz daha kullanımda daha kolay zaten hani güç kısmından değil ama Şey olarak baktığı zaman selesinin daha alçak olması Oturuş pozisyonu biraz daha böyle minyak tipliler hatta kadın sürücüler için de biraz daha uygun bir tasarım yapmışlar Şimdi seri söylediğine şurada katılıyorum aksesuar dolu diye çok güzel oldu dedin diye Ben ilk EICMA'da gördüğüm zaman aksesuar dolu Halini görmüştüm Boşlukta duruyordu orada Aksesuar koyunca makine böyle biraz daha şeyleşiyor ee, Kalesinde devleşiyor diyor ya hani kaleciyle kaleciyle de, evet. evet. Bence devleşiyor evet. bir anda çünkü koruma demiriydi, de çantasıyla de, yakışıyor bir de onu. Evet. Atletik bir tasarım olduğu için üstüne bir şeyler koyduğun zaman bence kendini buluyor. Yani bir transfer aldıysanız izleyiciye böyle direkt söylüyorum bunu. Transfer aldıysanız bence aksesuarla doldurun çünkü çok yakışıyor. Aksesuarsız halinin biraz böyle fazla sade olduğunu, az bir şey biberlemek gerektiğini düşünüyorum. O tuzlu biberi de bence aksesuar. Evet. Sa sahibi olur. Ya sona kalmak çok iyi bir şey değilmiş bunu anladım. Her şeyi anlattılar ama ben de e, kendi görüşümden bahsedecek olursam. Erkin gibi ben de bir tane Transalt sahibiyim. Artık yenilerden aldım. Gelir gelmez. E, benim alma sebebim aslında tasarımdan ziyade, tasarım ikinci plandaydı biraz daha performansından dolayı almak istedim ama tasarımı biz Hornet'te de aynı şeyleri konuşmuştuk. O da böyle geçmişten günümüz aynı çizgilere taşıyordu. Bunu da aynı şey yapmışlar. E, Honda'nın standart aslında artık. Öğrendik bunu. E, demek ki bundan sonra da çok böyle şey beklemeyeceğiz. Belli olmaz abi. E, Alıştık ya. Şimdiye kadar hep öyle oldu. Yani belli olmaz ama şimdiye kadar hep böyle 1000'den 1100'e geliyor ya Şey miydi yani bence mesela bir an ama başka bir şey yap. Ya, yine de eskiye böyle bir atıfta bulunuyor ki ben e, işte 90'lar çocuğu olarak mesela 90'lar ve 80'lerin 70'ler bilirsiniz. Işte, ondan sonrası şey oluyor. Eskiye daha çok böyle duygusal anlamda bağlanıyoruz. O yüzden eskiden gelen çilingler olunca daha çok seviyorum ben. Yani şu bir gerçek dediği gibi önden bakınca çok cılız. Aksesuarsı gerçekten çirkin. Ama aksesuarlı olunca yine Adışan dediği gibi bayağı bir heyecan. Hani biraz daha biber lazım. Yani su yemek oluyor. Şöyle daha iyi olabilirdi diyorsun. Ha, evet. Ama doldurunca evet diyorsun olmuş. Ben sadece tasarımla alakalı ön göğsünü Afrika'da kullandığım için onunla kıyaslamak ihtiyacı hissediyorum kendimi. Afrika çok dolu ön tarafı. Bununki biraz boş kalmış gibiydi. Bu ön göğsün işte o plastik aksamlar, yan kısımlar falan. Böyle bakınca sadece gösterge var ve etraf tamamen boş geliyor bana kullanırken. Biraz böyle. Gözde mesela Şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece sürüş olarak. yok. Evet, mesela şey meselesi, terim meselesi. Kesinlikle. Bir de tasarlamak ben de şey ekleyeyim. Ben mesela yan çanta, orijinal yan çanta taktım. Az önce Melvet'i gördüm. O da mesela arka çantayla gelmiş. Ya yani bambaşka iki motor gibi gözüküyor. Yani yan çantalar böyle. Sen yan çantalar, arka çanta yok. Arka çanta yok. Tam da yan, ar çanta, yok. yan çanta yok. çanta Evet yani benimki tam böyle bir seyahat endüstrisi havasında. Menüte baktığım zaman da o da şehir içinde çok böyle kullanışlı. Yani dolu dolu motosiklet havasında. Daha evet. çok şehir içinde kullanıyorum Hı. ben. Çok fazla şehir içine girip çıkıyorum. Arka çanta hızlıca işimi halletmeme yetiyor. Yani çantalar sadece seyahat. O bilet tasarımı çok değiştirmiş. Evet. Böyle. Çok farklı işte motosikleti bir gözüküyor. Peki o zaman şimdi biraz dolanım fonksiyonlarından bahsedelim. Motor direkt zaten çok yönlülüğüyle karşımıza çıkıyor. İşte gerek motoru, performansı, yeni inesi bloğu, suspansiyonları, sahip teknolojiler çok fazla sevildi ve takdirde görüyor. Sizce peki gerçekten bunları göz önünde bulundurduğumuzda motor hem araziye hem rüyola gelebilecek bir motor mu? Bu konuda ne düşünürsünüz? Görüşlerinizi almak isteriz. Buyurun. Buyurun. bana pastası? Tam tamam. Bir, biz... Söz büyüğü su <laughs> ne demek? Motor şu rodajda fakat daha test motosikletleriyle bir yakın Karadeniz yani Batı Karadeniz yapma şansım oldu. İşte 250 kilometre uzağı böyle tek nefeste gidebiliyorsunuz. Zaten menzili yetiyor yani lolosuz şekilde buradan Bolu'ya kadar gidebildim Düzce Bolu'ya. Ondan sonra araziye girdiğinde de yani orada da çok seni hiç yormadan gayet performanslı bir şekilde gidiyor. O zaman iki taraf da çok dengeli yapacağını zaten inanıyorum. Bir de kafamda güzel bir rota var. Rodaj bittikten sonra muhtemelen belki bu video yayınlandıktan sonra e, size de aslında daha paylaşmadım ama umarım her şey yolunda giderse buradan önce Güney İtalya'ya, oradan feribotla Tunus'a, oradan Cezayir'e bu Kuzey Afrika planım var. Oradan Fas'a zaten geçilmiyor maalesef sınırda problem var. Sonra feribotla da yukarı işte oradan artık İspanya mı olur, Fransa mı olur? Oradan da böyle tam böyle ismi uygun şekilde Alpler üzerinden Türkiye'ye dönüşeyim. Böyle 10.000 kilometrelik bir rota planladım. Yani bunu planlarken de şey gördüm hani Transalp'in beni çok, çok yormayacağına, menzilinin uzun olmasına. Yani zaten problem çıkartacağına hiç ihtimal vermiyorum. Kuzey Afrika'da biraz kum geçişleri olacak. Dönerken biraz asfalt geçiş olacak. Bence tam böyle Transalp'in ruhuna güzel bir uygun bir rota olacak gibi gözüküyor. Umarım olur. Bakalım bir de tam böyle sonbahar serinliğinde çok kışa kalmadan Öyle hayalleriniz var bakalım. Yakışır çok güzel. Umarım, çok güzel Şey nasıl diyeyim şeye duydum. duydum. Evet. Evet. ben de aynen böyle söylerken yani. Benim de bir rotam var. Heyecan duyar mısın bilmiyorum. Ankara'dan, Ankara'dan, ben... <laughs> Ankara'dan doğrudan buraya geldim. Biraz önce geldim ben zaten Ankara'dan. Transfer be geldim bu arada. O uzun yolda test etmiş oldum. Bu arada tek de geldim ben. Tam sana ben top atacaktım zaten. Evet, ne kadar yaktı onu merak ediyorum. Instagram'da yazmışsın. Instagram'da evet. Ben yola çıkarken arkadaşlara da anlatayım. Ben yola çıkarken Vaktim de boldu. Dedim ki biraz yavaş gideyim. en aşağı en az ne kadar yaktırabiliriz bunu bir göreyim dedim. 4.4'tü Honda'nın verdiği rakam. size kaç yaptırmışımdır en az? 250 kilometre böyle 70-80 yol bitmedi gözüm. Ben 4.1'e kadar inmiştir. 4.1. Ben 3.7 diyorum. 2.9 yaktırdım, Yok Yukarıda çıkıp bakın. Hatta bir şey videosu var. Bütün yol. Rahatın 70'e bir süreçte Ama abartmışsın abi ya abarttım ama şeydi zaten amacım olabildiğince az yaktırabilmekti. 2.8'i bir gördü tekrar çıktı mesela. Ha, hypermiling dedikleri şeyi yapmış yani adam. Yaptım yani bunu da gördük. Tek de geldim o yüzden. Bir daha yapmaz <laughs> <laughs> Şöyle yani e, 2.8, 2.9'u gördükten sonra işte 150 kilometre falan vardı İstanbul'a. İşte şu an 6.5 falan. <laughs> Şeyde kurta operasyonu bitmiştir. Şimdi araziyle alakalı benim Yozgat Çorum diye bir rotam vardı ondan bahsedecektim. Ya, arazi ve asfaltla alakalı Motoru alar alamaz Ben tam anlamıyla Transalp'in Gireceği yollarda test ettim aslında ee, Geçen aydı sanıyorum Süvarinin izinden diye bir sürüşe katıldım ben O da e, Kurtuluş savaşında 5. Kolordudaki Suvari atlı süvarilerimizin Savaş zamanı atlarına sürdükleri Rotadan sürdük biz Yani dağlardan yol olmayan yerlerden Atların geçtiği yollardan bir Transalp'i sürdük Tam orada dedim ki ben evet Transalp bu yolların transfer yani at o şeyle o duyguyla at sürüyormuş gibi dağ bayır yolsuz taşlı çakıllı kum havuzlu yollar o kadar kötüydü ki ya orada videoda da söyledim iyi ki dedim transfer almışım e, gerçekten orada hafifliğiyle aerodinamiğiyle kıvraklığıyla e, işte donanımıyla sürüş modlarıyla orada transfer hakkını verdiğim diyebilirim. yani her anlamda her yolda denedim bir de üzerindeki yol lastiklerinde. Ben de sen de onlarla da Ne var? Bir de yani? biraz daha böyle agresif bir lastik. Bir, bir de, de şey var. Bu geliyor ama. Senin hangisi var? Ben de Dunlop var. Ha ben de var. Ama ikisi de gene de çok agresif. Mester birazcık daha arazi. Tabii şey mesela bir e falan taktığını düşünelim. bir E10 falan. Müthiş. Müthiş gidersin yani toprakta. Kesinlikle. Ama şeyi hissetmedim ben böyle de. Mesela 208-210 kilo civarında sanıyorum ağırlığı. Evet. Hani kullanılırken bile bir CRF edasıyla sürdüm yani. Ben korkuyordum açıkçası. bu yola girer mi bu motor diye bir de aldım direkt o yola çıktım. Ne hiç şey yapmadı yani. Abi şey yapmadı. Yani Transalp'in olayı hani hard araziye gir, çok sert bir araziye girmez ama ee, şey yapar. Seni yarı yolda bırakmaz. Ben ta şimdi Avrupa'da lansmanda kullanırken biz de bir arazi rotasına girdik. Ama mesela adamlar da bilerek o rotayı seçmişlerdi. Çok sert bir arazi rotası değildi. Götürüyor mu? Götürüyor. Yani salıyorum işte çıktım yoldan. Geldin. Bir tane kamp yeri gördüm. Ya buraya kamp atsak ne güzel olur dedin yani şeyde. Arkada da malzeme var. Pişt, çıkarsın oraya. Atarsın kampını. Sabah da toplarsın malzemeyi. Geri bir şey yaparsın. Oradan no ne olur? Otobandan belki evine dönersin. Evet. Günlük o ertesi günde kıyafetini giyer, işine gidersin mesela. Yani cumartesi pazar kaçamağını yaptın. Ertesi günde işine gittin. Ne yaptın? Her gün kullandın. Her yere geldi. İşte Transalp'in özü bence burada sen de onu çok güzel değerlendirebilmişsin yani şeyde. Mesela Erkin'in yapacağı rota da tam onun şeyi. Hafiften çöre de giriyorsun. Şeye de giriyorsun. Ama ne yapacaksın? Belki İspanya'dan dönerim diyor. Şeyden dönerim. Ara, asfalt yollardan dönerim diyor. Ne yaptı adam? Tek motorla. Her şey yani. Amacına uygun al. Şimdi Değil ya, motor setin amacına uygun rotadan sürmek. Gerçekten e, o motoru neden aldığını ve aldıktan sonraki o tatmin duygunu tam anlamıyla yaşatıyor. keçi patikasına falan sokuyor olsa belki bu adam diyecek ki ya yordu beni ya diyecek. Ama vesaire hiç öyle yol seçmediysen en baştan mı? güzel traktörlerin işte traktörleri falan geçiyor, köy yolları vesaire oralardan geçiyorsan on numara gidersin diye düşünüyorum. Jant'ın 21-18 olması da avantajı onu da söyleyelim ama tek de dezavantaj işte lastik modelini kendimiz seçemiyoruz. Artık şansımıza ne gelirse. Yani ben bilmiyordum mesela hangisi geleceğini. Bana Dunlop geldi. Kötü mü? Kötü değil ama yani ben de mesele olmasını tercih ederdim. O biraz artık alan insanın şansına kalmış. Çok şeyde de evet. Tabii, evet. Ama evet. ben TBS olmasını istedim. Orada şans olmamak. Onu da konuşacak. Ciddi çok doğru. Şans, Şimdi hani sonuçta para verip aldığımız bir ürün. Evet. Ya seçenekleri de varsa ev onu seçebilmeliydim mesela. Ben mesleler istiyordum gerçi istediğim geldi ama. Evet ben de mesela hani şey de seçmek isterdim. Yani aynı Afrika'da olduğu gibi, L1, l olduğu gibi mesela. iç lastikli mi, turlazı mı onu da seçebilsek güzel olurdu. Hatta DCT ünivers seçenekleri de olsa ben DCT'yi çok severim. Ama adam onu yapsa Afrika <laughs> <ama> daha <laughs> zaten şey gibi de olacak onu da konuşuruz hani. Transat bu kadar böyle performanslı gittikten sonra kendi İ içinde Afrika satışlarını etkileyebilir. Bence ikinci eldeki sağlıyorum 2015 2015 yıl pandemiz 2016, 2017 falan Afrika adam alacağın ikinci elden. Ben sıfır tra şey transfer alması. Yani daha mantıklı. Tabii mesela işte o da olsa o, o market oraya kaydı ben. Evet. Ben de dedim karpi ne olsaydı hani. <gülüyor> <gülüyor> bir, ne olmuş şey ne, geldi yani. Kar ama, ama bir şey var benim liste. Keşke kuruş kontrol olsaydı diyor. adam o bir olsaydı evet gerçekten. Ya yani. ben de hiçbir şey şey geldim. Mi? Rakipsiz olurdu abi. O sınıfta rakibi evet. ama olan. onda da aynısını dediğiniz gibi yani bir taraf Afrika'yı koyuyor ne olursa olsun bu onun bir alt segmenti. Yani cüzsel olarak da, fiyat olarak da, performans olarak da ben Afrika L1'in hastasıyım hani. O L1'in verdiği hazı tabii ki veriyor diyemem, yalan olur. Ben gerçekten Afrika L1 bence çok güzel, çok torklu. Yani cüzsel olarak falan da bende çok, çok şey, çok şey çok yani. Apayrı. Evet, Allah. Çok iyi doldurmamış mı ya Honda? Lafını kestin. onda Honda çok iyi doldurmamış mı? Ben MC çok... kullanıyor kullanıyordum. Evet. Afrika istiyordum. Ya acaba ne yapsak neyse o arada işte transfer lansmanla geldik buraya size beraber sürdük. Bir aklımı çeldi. Şimdi geçiş sırasında hani ya araziye de tam anlamıyla girsin diyorsan NC kullanan adama işte Transalp al diyor. Ya da yolda daha çok kullanın diyorsan yani. NC al o zaman diyor. Ya şu da şu da olsun diyorsan o zaman Afrika al diyor. Tabii. Hani hiç, hiç boş bırak. Şey var ha tam line up tam düzgün. Yani geçiş çok iyi olmuş. NC'den geçtiğim için de bu arada çok mutluyum. Çok soru geldi bana niye saptır NC'yi diye. Biraz daha performanslı daha çok arazi istediğinde bir tık daha üzerine çıkarsan Transalp'i almak Çok komik bir şey söyleyeceğim. Ben Transalp'i Türkiye'de kullanırken Avrupa'da kullandığımdan daha çok keyif aldım. Çünkü zaten yollar güzel. <laughs> yollar yollar belli, evet. Zaten yollar güzel tamam mı? Transalp şimdi yolda gidiyorsun. E, şimdi bu sefer virajdan viraja virajda koşmaya başlıyorsun ister istemez. Ya diyorsun keşke az daha spor olsun bu olsa tabii. Yani onun olayı değil o tamam mı? Diyorsun ki işte şey oluyorsun böyle bir. Az daha performans yapıyorsun. Ama mesela Türkiye'ye geldikten sonra e, Transalpin o nispeten yumuşaklığı e, beni çok tatmin eder hale geldi. Çünkü niye? Viraja giriyorsun, yerde ufak çukurlar var, bir şeyler var falan ama hiç çizim gibi olmadan güzel bir şekilde çıkabiliyorsun. O yüzden ben başlığı şey diye attım, tam Türkiye motoru diye attım başlığı. Gerçekten tam Türkiye motoru çünkü bizde zaten evden işe gidiyorken bir anda işte yok çukur var, bir şey var falan hani o ortamlar o yol olduğu için orada da kendini bozmayacak bir denge e, bence çok öyle çıkartıyor motoru. Yani ne oldu? Her şeyin motor bizde bir motorun gerçekten her şeyi yapabiliyor olması lazım. Türkiye'de iyi şey yapma seçim. Belki biraz daha böyle upacık daha sert olabilirmiş. Arta Span. Lord'un Şey. Ben de neden geçtim? Söyleyeyim. Sen LC'den geçtin mesela. Ben de geçen sene Afrika'm vardı. L2 vardı. Adventure Sports olandan. Onun fazla kilometre yapmıştım. Fazla hırp İşte Türkiye'nin macera kitabını yazmak için. Yani olmayacak yollara sokmuştum onu. Dolayısıyla artık yeni bir motosiklet alayım demiştim. Onu kışın sattım. İşte transfer pasta ilk bekliyorduk biz hepimiz. İlk gelseydi güzel bir rota yapacaktık. Ama kafamda da ağır her şey var. Transfer kullandıktan sonra seneye tekrar gönlüm Afrika'ya kaçar mı? L1'e kaçar mı? Bakacağız bu turdan sonra. Ağrı olarak nasıl, nasıl sence? Yani mesela sen L2 ile karşılaştığında arazi sen bizden daha çok vakit evet. 10 kilo bile çok fark ediyor. Yani mesela Afrika'da L1 ile L2'nin arasındaki 20 kilo bile hatta DCT olmasından kaynaklanan biraz ağırlık bile çok fark ediyor. Hani bunun 208 olması yani sanki biri L2, biri L1 bu da L0 gibi düşünebiliriz. Yani bence İdeal. Ben yani Tabii daha dengesi farkı evet. da var. Aynen. Ağırlık dengesi farkı var. Ön tarafın biraz daha böyle ince olması da çok fark ediyor. Evet, abi. Yani mesela Düzce'ye gittiğimizde Honda bayisi var. İzlerse onda selam olsun. Honda insan. Mesela Afrika ile geldi. Ben Transarp'e geldim. Biz de alışkanlık sürekli böyle motorları değiştiririz. Mesela motorları değiştirdik. Transalp'ten sonra Afrika baya bir şey geldi. Yani ön taraf falan böyle ayağa kalktığında falan bayağı lan oldu. Abi, evet, abi evet. merhaba. Evet evet. Yani o yüzden şey kıvamında ol. Katılıyorum ben sana. Biraz daha motora değinelim Sizlerin Yeni bir blok geldi biliyorsunuz. Onnet'ten de ilk defa görmüştük. Gerçekten arkadaşlar sizce bu e, yeni blok Transalp'e yakışmış mı? Performansını Transalp'te nasıl buldunuz? Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Bu sefer Alişan başlasın. Donanım var ya var aramızda. Estağfurullah. Ee, şimdi abi şöyle biz ilk bunun prototip tasarımlarını gördüğümüz zaman acaba bu blok NC'de mi kullanılacak diye biz bir şey yapmıştık. Ama ee, öyle olmadı böyle bir sürprizle karşılaştık şeyde. Ee, Portekiz'de beni Kornet'te bunu denediğimde onda dedim bunu inşallah böyle bir tur motoruna ya da şeye işte arazi motoruna koyar dedim bu Çünkü çok eğlenceliydi yani. Alt, alt dolu. Üste çekiyorsun hala kop gidiyor böyle çekiyor. Ee, ha... ve bunu yaparken mesela sakin sürdüğünde de çok az yakıyor. Gazlasan da ortalama değerleri hiç bozun falan. Çok başarılı bir bloktu. İnşallah dedim bunu böyle bir şey de Sonra transfer bir çıkınca çok güzel bir şey geliyor diye şey yaptık. Şimdi benim bir umudum daha varsa böyle 17'ye 17 jantı daha böyle sport touring bir şeyde de bu blok mesela kullanılıyor, Cuk olur mesela orada da. İnşallah öyle bir şey de yaparlar ilerleyen dönemde. Neyse yani bu blok benim çok hoşuma gitti. Hem teknik özellikleri, çekiş kontrolü var, teker kontrol var. Bütün kontroller yine burada. Mevcut abi olan her şey var. Dolayısıyla e, özelleştirmeyi de açık yani motor frenini vesaire her şeyi de değiştirebilirsin. Çekiş kontrolü kapattığın zaman mesela arazide çok güzel oluyor ki e, e, şeyin modu da var çakım modu falan da var. Modlar modlar bayağı dolu yani. E, ben çok beğendim o blok olarak bence rakipsiz şu anda o blokta o. o Bu verimde böyle blok yok bu hacimlerde verim olarak çok iyi. Benim düşüncem bu bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet benim düşüncem senin ikisi aynı. E, hatta özellikle dediğin gibi bu blok ben çok güzel bir blok olmuş. Bu bloğu bence başka e, modellerde de ilerleyen dönemde ben kullanacaklarımı düşünüyorum senin gibi. Yani ümit ediyorumdan ziyade muhtemelen tabii tahmin muhtemelen başka e, şeylerde de segmentlerde çok güzel. Ya şöyle desem o 717 tam bir yol motosikletinde yol endurası gibi yani dolu dolu bir blok olması aslında her türlü uydurabiliyorsun. Her e, segmente gidiyor. E, modları çok güzel. Ya dediğim gibi hem arazide hem bulduğun yolda falan kullandım ben. Modları istediğin şekilde ayarlayabiliyor olman, e, user e, modunu istediğin gibi ayarlayabiliyor olman çok iyi ama ben bir tek şeyde takıldım. Hoşuma gitmeyen kısım şeydeydi, e, traction'daydı. User'da traction'ı kapatabiliyoruz. Ama ya çok menünün içine koymuşlar mesela. Orada daha pratik bir şey yapmak isterdim. Doğru, Sen, hani denediniz mi bilmiyorum. katılıyorum evet, abi. Hani menün içine bir girmem lazım, bir daha ilerlemem lazım, bir daha ilerlemem lazım. O kadar zahmete girip kapatıyorum. Kontağı açıp kapatınca gidiyor. Bir de kullanıcı moduna geçmeden kapatmıyor. Mesela yani ben kapat belki orada tur modundayım. Dedim ki bir kapatayım bunu, bir şey yapayım. Yok, illa yok. O, yani o, o menün içine bir dalmam lazım ya. O gerçekten bazı sinir bozucu olabiliyor. Evet, evet, her i̇şte, ben, ben hatırladım şimdi. E, arazi sürüşlerinde işte o e, araziye çıktığımızda da hani bazen unutuyorum kapatmayı dur şu kenarda durayım da hani toplu sürüş yapıyoruz dur durayım da ben kapatayım diyorum. Kapatana kadar o, o oraya gir buraya gir. Orada biraz şey bir de e, ABC'nin ABS'nin de kapatılamıyor olması da biraz benim için dezavantaj oldu. Hani dediğin gibi arazi modu var ama ABS'yi de kapatabiliyor olsaydık sanki çok daha e, tatlı olurmuş o kısımda. Onun dışında genel olarak iyi bir blok olduğunu düşünüyorum ve farklı segmentlerde kullanacaklarını tahmin ediyorum. Traction'a ben de katılıyorum. E, i̇lk 2016'da Afrika'nın yeni neslinin ilk modelinde Traction'ı kapatmak kolaydı. Ondan sonra ne hikmetse bir da zorlaştırdılar. Yani Traction'ı kapatmamızı istemiyor onda mühendisleri. Biraz güvenlikçi evet. Daha iyi. Diyor ki biz 6 tane kademe yaptık diyor Afrika'da. En düşünde kullan, bir de kullan diyor ama o gerçekten ağır kayalık zeminde o yetmiyor. Dediğim gibi sıfıra getiriyorsun. İşte yok işte off road moduna getir. ABS'yi kapatmaya çalış, Traction'ı kapatmaya çalış. Akü bitmesin, koltuğa kapatıyorsun. Açtığı zaman tekrar ayarlar gidiyor. Onu belki bir hata olarak yapmamışlar da bir uyarı olarak yapmışlar. Eğer onları kapatacaksan tekrar açtığında ayarlar normal. Yani Dalgınlığa gelirsin. Yani Aynen da öyle düşünmüşler. Ama ben şey görmüştüm, Ankara'da bir tane dünyayı gezen Afrikalı bir arkadaş görmüştüm. Rus bir arkadaştı. Mesela artık o da çıldırmış, selenin altından kabloları kopartmış, çıkartmış yani bütün her şeyi. Şey, şey <laughs> ee, sigortası bir sigortasını söker. Aynen öyle, temelden onu çözmüş yani. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Çok ağır ofot yapacaksan tabii ki yapılabilir. Ya da ağır flotu girilebilir bu arada. Yani Afrika'nın galiba yerden yüksekliği 25 santim, bunun 21 santim. Hani biraz daha yere yakın. Ama gene çok pozisyonu biraz evet. uygun değil. Evet, çok, o, aynen çok böyle derin sulardan ya da derin kayalardan geçmediğin sürece yine çamurdan iyi bir lastikle gidersiniz, tabi gidersin. Yani donanımı işte Afrika'da iki tane user modu var, bunda bir tane var ama gene yapabileceğin çoğu şeyi burada yapabiliyorsun. Yani 750'lik bütün motosikletlerinde zaten aynı donanım koyuyor, belli bir çizgisi var. İşte aynı motor bile Hornet'te var, Naked yapmış. Bunda seyahat endurosu yapmış, XADB yapmış ama aynı çizgiler, bütün donanımlar hepsinde var. Yani sen hangi tarz seçersen seç, o güvenlik donanımını sana veriyor zaten. Yalnız bu Blue, XADB, Forza 750'ye falan böyle bir şey koydun üstüne o gel. Ama eski Transalp'e göre böyle güç olarak da, donanım olarak da bence yani adı benziyor aslında. Yani nasıl Afrika'da, şimdiki Afrika bambaşkaysa sadece o nesilden gelen teknolojik efsane ise Transalp'te öyle eski Transalp çok daha hantal, çok daha basit bir motosikletti. Çok severdim. Üreyim çok yılları iyi ama. Yani, 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 örneği, elektronik örneği. Tabii, şey, evet. adı biraz aynı kalmış aslında öyle diyelim. Bu bambaşka motosiklet. Şey de bir devam şey etti. en azından. ben onu onu seviyorum. Şeyde, mentalitesini devam etti. Evet. Yani, i̇ster araziye gir, ister şey gir. Evet. Hepsini belli bir çerçevede. hani şeyde değil, hard arazi değil. Çok iyi bir sürücü olsan yaparsın tabii. Çok iyi bir sürücü. Neler neler görüyoruz çünkü bence yetenekli. Standart yani, sürücünün evet. her şeyi konforlu bir biçimde yerine evet. getirmişsin. Işte, evet, sayılıyor. Tamam. Tamam. yani olayı. Peki arkadaşlar tüm deneyimlerimiz ve motosikleti göz önüne bulunurduğumuzda sizce fiyatı nasıl? Nasıl buldunuz fiyatını? Biraz da ondan bahsedelim. Yani fiyat konuşmak ülkemizde de çok mantıklı değil aslında bakarsanız. Çünkü yani biz şu an fiyat iyi diyeceğiz ama işte yani hem kime göre iyi hem de bu video yayınlanana kadar değişkenlik de olabilir. Şöyle abi rakiplerle karşılaştıralım işte, yani. oraya, oraya gelecektim. Rakiplerle kıyaslarsak dolu dolu bir motosiklet için Bence çok uygun hatta uygun diyeceğim şimdi arkadaşlar diyecek ki sana uygun hani para var falan buna dönüyor iş ama rakiplerine kıyasla bu teknolojiye göre bence iyi bir fiyat. Ki lansmanda gerçekten iyi bir fiyattan çıktı. Kaçtı? 415. 8 415 o civarda çıktı. Ee, hatta hani, 14, daha 95. da, daha da uygun çıkacaktı. O dönem işte biraz böyle yıl arttı haftaya. Döviz azalması aynı güne denk geldi biraz daha şey çıktı ama 418 bile işte 415 bile bence e, Emsallerine nazaran Hatta şöyle Yani verdiğiniz paranın karşılığını alma noktasında Çok uygun bir fiyat aralığında diyebilirim Ben fiyat olarak şunu düşünüyorum yani aldığım bütün motosikleti araziye sokan birisi olarak Yani şimdi 495 aksesuarları da kat 550-600 bin motosikleti Araziye de girer diyoruz ama ne kadar kıyıp araziye sokabiliriz Yani orada hep bir kafamda soru işaretleri oluyor Hani Tur motoru için evet o fiyatlar verilebilir ama araziye sokulabilecek motoset için aslında CRP 250'ye tabii ki kaymak daha gerçekçi. Bu evet, evet. evet. Yani ulaşım için kullanmak için bir scooter, araziye sokmak için CRP 250. E, Transalp sokarsan paran varsa tabii ki ama yani keşke garajımız geniş olsa hepsinden böyle birer tane koysak böyle. Garaj geniş değil de cüzdan geniş oldu. <laughs> Onu, kastettim. Garaj yok zaten. Ben Garaj, garaj... Evinde biliyorum. Benim garajım. Garajı buldunuz da işte. Aynen. Evin önündeki şey tarla. İşte bu yüzden biz genel olarak işte ülkemizde şey yapmaya çalışıyoruz. Her yerde kullanabileceğimiz tam böyle nokta atışı modeli bulmaya çalışıyoruz. NEC'ye de öyleydim diyordum. Hani hafiften evet stabilize yola da girer. Bu daha heyecanlı tabii. Ee, ama işte yolda yaparlarınız. Evet. Ama işte diğer taraftan CRF de araziye de gir ama işe de gidip gel diye hep böyle bir herkes nokta atışı modeli kendince bulmaya çalışıyor. Transat bunu en iyi başaranlardan diyebiliriz mesela. Ya ben şöyle seninle katılıyorum bir ekleyeceğim nokta var sadece. işte sağ, mesela Hornet'in 4 pistonlu fren vardı. Bunda 2 pistonlu fren var. Bunu anlayabiliyorum bir yerde. Ya kardeşim performans modeli değil dese bana bunu anlayabilir. Bunun ayrı problem yok. Baba kurus kontrol. Yani şu butonu koysan yemin ederim. O, o, saatten sonra benim için hiçbir problem değil kaç para istediğin. Çünkü o, o klasmanda kimse yoksa ki, bir, 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 bir tanesinde ama O da ekstra zaten aksesuar verip açtırıyorsun. Dolayısıyla e, yani genel orada fiyat anlamında Transat çok ayrı bir yerde kalır. Bir tane buton Paul, yani bunu izleyen onda mühendisi falan bir şey varsa, alt yazıyla, bir şey izleyecekse yalvarıyorum, şuna bir tane butonla Allah için bunu ekleyin çünkü zaten var abi, elektronik gaz bulun var, şuna bir tane butonu ekleyin var. Bu da tam rakip Yani şimdi ondan mü ondan mühendisleri izliyorsa Allah için ekleyin. Yani ben o biraz <gülüyor> <gülüyor> ama şey gerçekten izliyorlarsa da buradan e, halkın da sesi olarak şey söyleyin. Ben söyledim aslında konuştuk ya biz bunu. Harika. Bakacağız falan. İşte bakalım. Tekrar söyleyelim hatırlatalım. Kruz kontrolü kesinlikle şart bu arada. Biraz önce dedim ya benzin testini yaparken de işte 70-80 geldi. 250 km böyle gel bu. Elim uyuştu mesela. Kruz kontrol. Bir de daha yavaş gitmeni bence şey yapıyor. Çünkü sabitliyorsun evet. ya, Sen oğlum müzik diye, Ona olarak dönüyor. Evet. Sen 120 ya da 140 da neyse artık gitme isteği duymuyorsun olarak. Sen yol önünde atıyor. Bence sürücüyü de bir yandan durduruyor. Hız limitinde ve güvenli sürmeye şey yapan bir Teşvik eden. Teşvik Işte. Diye. Bunuz kontrol bir. Bir de şu traction'ı daha basit bir yere koyarsanız. Sevgili Honda yetkilileri gerçekten kurus kontrol bir. E, traction daha uygun bir yer. Senin var mı? talebin de. Traction'ı bence daha da zorlaştırırlar. Gittikçe hiç karıştırma yani. öyle mi? Yani. olsa bir de ABS ben kapatılamıyor diye hatırlıyorum. Değil mi? Kapatılamıyordu. Ben, de. ben öyle hatırlıyorum. Onu da kapatabiliyor olsak çok daha güzel olur. Tekrar menülerle oynarız. Bu arada menüler bence bir de karpine nesil olsaydı. Bitmedi, onu da şey yapalım. Bitmedi. Evet. Karpine olsan. mesela tam Afrika. Git evet. Afrika. Tamam onu da git Afrika. Benim eski nesil evet. motosiklet ile yeniler arasındaki tek şey... ben eskilerin şeyleri, kadrajları falan çok daha basit daha şey güzel oluyordu. Evet. Anladım. Evet çok daha keyifliydi bence. Yaşlı biri olarak. E ekran fetiş, olarak fetişi, var de. şu an. <laughs> ekran olacak. Ya bak adam CarPlay'si. Adam ekran da etmiyor. Adam hani <laughs> daha Ekran. Aa, biraz daha ekran. O, işe, o daha büyük niye değil ya falan. Tablet isteyecek önde. Ya onun sebebi şey işte. Nami Ya biliyorum. İstanbul'a çok geliyorum ya ben böyle sık sık geliyorum. O yüzden önümde bir navigasyon olsa daha iyi olur diye. O yüzden. Yoksa koymazsanız da olur ya çok önemli değil. Ama fiyat yani sonuça gelelim bu teknolojilerle bence fiyat emsallerine göre de iyi bir fiyat skalasında. Peki arkadaşlar, son olarak sizce bu motoru kim almalı, kime tavsiye edersiniz, hangi kesime uygun bir motor olarak düşünüyorsunuz? Biraz orada bir e, tavsiyelerinizi alalım. Ben genelde tek silindirli motosikletler kullandım hayatım boyunca. En son kullandığım motosiklet Afrika Twin'di. Yani iki taraf için de uygun olur mesela. Tek silindirli macera motosikleti kullananlar da buna geçerse mutlu olur. Ya da işte daha güçlü motosikletten, Afrika Twin'den buna da geçsen güçsüz gelmez genel olarak e, tecrübeli olan herkese hitap eder. Nc'den yani, de geçer, scooter'dan da geçer ama yani tecrübeli bir sürücü e, transaftan asla mutlu olmaz öyle diyeyim. Tatmin eder, her türlü mutlu eder. Vallahi bence en alacak kişi adam zaten. Bunu durmuyor. Çok ciddiyim. Çünkü evet. örneğin bak Erkin araziye giriyor, yolda kullanıyor, tur yapıyor. De i̇şte, köyde şeyde kullanıyorsun. Sen diyorsun geliyorsun, işler yapıyorsun. E şimdi Mevlüt'e bakıyorum. Mevlüt Ankara'da şehir içinde gene kullanıyor. Arada bak buraya geliyor, yola kullanıyor. Günlük her şeyle bu motoru kullanıyor. Ne yaptı zaten? Ya Transalp'in hedeflediği kitle işte bu adam karşınızda bu ikisi karşınızda yani. Benim bir şey anlamama gerek yok bu konuda. İkisi de buradalık şey olarak biliyor miyim kitle burada yani. Ben, bu, nasıl o nasıl tipi, o altın, bir, altında bir O bilmiyorum. tip bir kullanımınız varsa işte yoldaki çukuru bana çok hissettirmesin turda da yapayım rahat da olsun. İşte e, hanım aldık bir yere falan gittik. Arçı perişan olmasın ne bileyim işte ya da beraber gidiyoruz. Of böyle araziye de girme merakımız var. Gördük bir kamp yeri. Hemen gidelim oraya kampımızı atalım. Güzel çayımızı, çorbamızı içelim. Her sürü günde gene toparlanalım. Rahat rahat evimize gidelim otobanla. Yine arçılığa rahat bir şekilde konfor sıkıntısı yaşamalı. Ha, tamam. Transat. Tamam. Hatta hadi ya. Ben iyi bir lastikle Hırat yani bir sert bir lastikle bayağı iyi araziye gireceğini düşünüyorum. Ya yap bu yap. girdik çünkü. öyle yap baktık, yap. bayağı. lastik. lastik. Evet. Yani, yani bir yapalım. ekleme yapabilirim. Söylemeyi söylemeyi unuttuk bu arada. Biz şey rahatlığından bahsetmeyi unuttuk. Motosiklet gerçekten çok rahat bu. Yani sele anlamında da oturuş pozisyonu anlamında da e, ya dedim ya Ankara'dan İstanbul'da ben 450 kilometre tekte geldim mesela. Çok rahat mı motosiklet sele olarak da. Ve kimler kullanma konusunda da arkadaşların söylediğinin yanında şunu söyleyebilirim. Hani Afrika almak isteyen arkadaşlar oluyor mesela işte. Tecrübe de var. Afrika almak istiyorum ama doğrudan Afrika alayım falan diyorlar. Ben diyorum ki sırayla git mesela. O e, keyfi de yaşa. Çünkü bazen görüyorum birçok arkadaşım var diyor, doğrudan Afrika alıyor ya da işte yüksek hacimli motosete doğrudan aldığı zaman bir süre sonra işte ben ne yapacağım demeye başlıyor orada. Yani daha çıkabileceği üst yok. 6 ise tatmin etmeyecek. Transat tatmin etti beni mesela Sen, hani şu ana kadar. Kesin. <laughs> ya <Yani> bu <laughs> anlamda değil seneye ne bir alacağı zaman evet. <gülüyor> <alacaktır>. <gülüyor> 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 tekrar konuşuruz. Evet yani NCS olan adamda ya da işte daha aşağılarda e, CRF'si olan adamda doğrudan yukarı çıkmak yerine geçiş motoru olarak da kullanabileceği bir motor. Evet. Seliği de biraz aslında işleyelim burada. Hani onda bütün motosikletlerinde, bütün modellerde seleği gittikçe daralttı ve alçalttı. Yani daha fazla insan kısa boylu insanlar da kadın motorcular da binebilsin diye yeni transapte de o var. Hani eskisine göre selesi oldukça dar ve aşağıda o yüzden eskisi çok yakın bir motosikletti ve Biraz daha yukarıdaydı. Ya bu ona göre, bir göre çok sene az 10 sene var zaten diyor. Yani. Yok, Transap'tan bahsediyorum. Tabii. Yani, evet. yani çok uzun bir skala var geliştirilme zamanı. O zaman 30 senenin şey o tabii. Var. Ama mesela 5 yıl öncesine göre de mesela ilk Afrika'ya göre bile şey yaptı. Bütün seleleri tıraşlamaya başladı. Son 3 yıldaki onların genel stratejisi işte bacakları daha kısa insanlar da binebilsin diye bütün modellerde bir tıraşlamaya gitti. Alçaltmaya gitti. Transap da çok alçak motor set. Hani menü de mesela çok uzun değil hani hiçbirimiz. 2020 2020'de da öyle oldu. Ben önceki evet. yani bir önceki kasadaki Afrika'daki e, adventure sportta ayaklarım kesinlikle yere evet. değmiyordu. Parmak uçlarının şöyle değdirtebiliyordu. De İnsan özel alıyor. Sonra yine bir Sonra yaşamadım ben mesela. Yani. Sadece mesela iki parça sele olmasını ben isterdim hani gene de seleyi biraz yükseltme opsiyonu olmasını tercih ederdim. Yani evet. çok uzun boylu insanlar çünkü bacakları falan çok bükülecektir. İşte ayır baltalarla minderlerle falan o problemi çözer. Keşke iki parça olup kademe ihtimalimiz olsaydı. Belki konfor sene ya da yüksek sene vardır. Bilmiyorum var mı? Alçak sene var diye biliyorum. Yüksek isteyen de olacaktır yani. Ben örnek verdim biraz önce. Cam olsam Cam, cam cama mesela. Cam güzel de. Şimdi böyle kol uzadı ama yani. Camı birazcık daha çıkardım ben. Ama mesela önüne bakıyorsun mesela hiç cam yok böyle. Şurada şunu duruyor ama şurada duran cama göre çok iyi kesiyor. Cam iyiydi. Ben de. daha çok işte aldığım dönemlerde İstanbul'a çok git gel yapıyorum diye camı böyle bir tip daha. Bunun cam olayında şeyi yok yani şunu diyor, standart cam olarak o kısa yerde gözüken yani önünde hiç kapatmayı çok aşağıda gözüken cama göre bence yok, e, yok. benim beklentim o oh, al çok, iyi, çok iyi ona göre, göre çok iyi. Ama e, şeyi seleyi diyeceğim ben 1.70 boyundayım iyi ki de tıraşlamış. Yoksa boyun yetmeyecek. <laughs> Yoksa geçiş olsun. Yoksa vallahi yetmeyecek. Şu an iyi yani. Hı. Güzel. Son olarak şunu da ekleyebiliriz. Tabii ki biz satın almak için motosiklet bulduk ya da test motosikleti bulabildik. Onu da Türkiye'nin yöneticileriyle konuştuk. Umarım ilerleyen dönemde daha fazla motor gelecek. Umarım test motosikleti ya da sıfır motor almakla ilgili sıkıntılar olmaz. Herkes denesin isterim Trabzon abi. Ben de iyi ki aldım diyorum şu anda. İyi ki de bunu çektik. Çok da güzel muhabbet oldu. Yani merak ettikleriniz varsa yorumları yazın. Üçümüz de bakarız. Hatta Honda Türkiye kanalına abone olursanız hepimiz mutlu oluruz. Teşekkürler davet için. Görüşmek üzere.